bakın söyleyeyim ben size, bu 2016'daki darbe başarılı olsaydı eş zamanlı Suriye'nin kuzeyinde bir oldu bittiyle defakto teröristan kurulacaktı. Evet. Birinci proje bu. İkinci proje şu. Şimdi PKK-PYD, YPG örgütü Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya gibi devletlerden destek alarak büyüdü, gelişti, derinleşti, genişledi ya. Şimdi bu elde mevcut silahlar çok fazla arttı. Düzenli ordu silahları şu anda var ellerinde. Füzeler, tanklar, tank yok da mekanize birlikler kuracak kadar mekanize unsurlar var. Çok fazla yetenekleri arttırdılar. Türkiye bunu engellemeye çalışıyor. Ama proje şuydu. 2016'dan bağımsız söyleyeyim bunu. Bir şekilde bu silahlarla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bir takım noktalara, garnizonlara, sınır birliklerine falan uzak mesafeli atışlar yapılacaktı. Dolayısıyla aynı anda içeride bir Serhildan dediğimiz ayaklanma başlatılacaktı. Bu sadece Doğu Güneydoğu Anadolu'yu kapsayacak bir şey değil. İstanbul'dan Kars'a kadar ya da Edirne'den işte Artvin'e kadar bütün illerde teşkilatlandıkları ölçüde bir iç ayaklanma, mevcut silahlarla garnizonları ateş altına alma ve bir şekilde Türkiye'de bir iç savaş çıkartıp hem İran kuzeyinde hem Suriye'nin kuzeyinde belki Doğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde yapılması planlanan bir sonraki aşamadaki teröristan, sözde Kürdistan yapısını ortaya koymaktı. İkincisi, bu dağlarda, tepelerde, mağaralarda, oyuklarda, vadilerde, dere yataklarında gizlenen PKK terör örgütü mensupları var. Bunlar burada bir habitat kurmuşlar idi zamanında. Fakat bu habitatı tek başlarına kurmadılar. Dış destek var ama iç cephede de bir takım sorunlar var. FETÖ'den. FETÖ'den çok ciddi destek alıyorlar. FETÖ'ye çok ciddi destek veriyorlar. O dönem 2016 Temmuz'un 15'inde saat 21.00'da başlattıkları kalkışma esnasındaki fotoğraf şu. Bakın Şırnak, Diyarbakır, Hakkari, devam edin Van, belki biraz daha yukarı doğru Iğdır'a kadar tüm harekat ve operasyon bölgelerinde, iç güvenlik harekat bölgelerindeki Tugay komutanlarının tamamı hemen hemen FETÖ mensubu çıktı. Çok manidar ve terfiler bir sene önce 46 tane terfinin 44'ü FETÖ'cü çıktı. Albay Bu söylediğiniz önemli. Selim Dolayısıyla neydi o? Selim Terzi miydi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.